Ya şöyle biz akşam eşimle ve çocuklarla dolaşmaya çıktık. Biraz yürüyüş yaptık, dondurma yedik falan. Geldik parkta oyalandık. O sırada işte bebek arabası falan filan var. Bütün eşyalarımızı ona koyup eve geçtik. Sonra eşim ilgilendi arabayı boşaltmakla. Ben çocuklarla ilgilenmiş. Çantanın kaybolduğundan da haberim yok. Çanta burada kalmış. Son sabah oldu, işe gideceğim. İşte yeni uyandım. Polisler tarafından arandım işte emniyetten. Dediler çantanız kaybolmuş. Şu an çantanız bizde. Ben çok şaşırdım. Baktım evet çantam yok. Hani ben eşim koydu diye hiç bakmadım bile çantamı. Takip etmedim gece boyunca. Yani çamaşır makinesi almak için biriktirdiğim param vardı. 3 tane çeyreğim vardı ve 300 TL para vardı. Ve o gün oğlumun bayram harçlıklarını bile onun içine koymuştum. Onun cüzdanı da oradaydı. 5 yaşında oğlum var. Onun cüzdanı bile o çantanın içindeydi. Gerçekten Taner Bey'e ben teşekkürümü ilettim ve gerçekten çok teşekkür ederim ona. Çünkü hani başka birisinin ya da kötü niyetli bir insanın eline geçse asla bana ulaşmayacak bir çanta. Hani içinde ya günümüz şartlarında iyi bir para var sonuçta. Ulaşmaya da bilirdi. O yüzden Taner Bey'e çok teşekkür ederim. Belediyeye çok teşekkür ederim bana ulaştırdıkları için çantayı. Şey hep bizim toplumumuzda şey vardır. Yaptığın iyiliği sakla, işte göze gösterme. Ben de onun aslında tam tersini düşünüyorum. Hani yaptığın iyiliği tamam göze batma, yaptığın kişiyi incitme ama onu da göster. Çünkü örnek teşkil etmesi gerekiyor. Küçüklerin, çocukların, gençlerin, yetişkinlerin örnek alması için bir devide bir gösterilmesi de lazım bence. Yok hayır, bozulmak üzere. Daha iyisini almak için onun için biriktirim yapıyordum. Yani 3000'e yakındı. Son bir yıldır falan olabilir. Çünkü ben arttırdıklarımı koyduğum için yavaş birikiyor. Hayırlısıyla en azından baş makinesi sayenizde almış oldu. İyi ki bize denk geldi başkanım. Öyle değil mi? Evet yani. Ama Çiğli Belediyesi emekçisi zaten bu konuda hassastır. Yani. Aynen öyle başkanım. Evet. Teşekkür ederim. Sağ olun. Işte. Evet arkadaşlarımız alının terinin kıymetini bilen arkadaşlar. O yüzden bu yaptıkları çalışmalarda olası bir kayıpta vatandaşın ne kaybettiğini de yüreklerinde hisseden arkadaşlar bir cüzdan bulmuşlar içinde altın ve para. Hemen onu karakola iletmişler. Aynı gün içerisinde sahibi bulundu. Biz de arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Bu dayanışma ve güzellik her yerde sürer diye düşünüyoruz. Biz çöp konteynerine yanaştık arabayla. Çöp konteyneri takarken ben parka takıldı gözüm. Parkta sandalyenin üzerinde bir çanta gördüm. Arkadaşlarıma seslendim dedim bak orada bir çanta vardı. Arkadaşlarım koşarak gidip alıp geldi. Sonra içine baktık içinde herhangi bir adres falan var mı diye. Yoktu. Biz de direkt işimiz bittiği gibi emniyet amirine gidip teslim ettik. İçinde tutanaklar tutuldu. Ne var ne yok hepsi. Tutanaklar tutuldu. Ondan sonra bizim işimiz bitti. Oradan çıktık biz. Zaten ihtiyaç sahibi bir insanmış kendisi de. Onun için de iyi oldu bu. Vallahi bundan 7-8 sene önce yine aynı bir şey benim başıma geldi. O zaman da 3 tane Adana burması bilezik, bir tane Reşat altın, bir Cumhuriyet altını, bir de bir miktar da para çıkmıştı. Onu da sahibine teslim ettik o zaman. Biz de çok memnun olduk, mutlu olduk. Böyle bir şeye vesile olduğumuz için. Mutluyuz yani. Çamaşır makinesi alabilmek için biriktiriyormuş. İyi ki bize denk geldi. En azından onurlandık, gururlandık yani.